Bu annemizin de yavruları olmuş. Şimdi karnını doyurduk. Değil mi kızım? Hadi gel gidelim. Aferin benim kızım o ya. Bulut burada. Çalıların içerisinde boğuşuyoruz yavrulara ulaşabilmek için. Hadi geç kızım, geç. Şu arka taraftan geliyor. Bakın. Hadi geç kızım. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin. Aferin. Hadi yürü bakalım. Şuradan şöyle ilerledi de bizim bu taraftan girmemiz çok zor. Bakın yavru sesleri geliyor. Anne yavrularının yanına geçti. Sesleri duyuyorsunuz dostlar. Bir diğer taraftan bakacağız. Eğer bulamazsak annenin yavrularının mamalarını yedekledik. Anne tok. Yedek mamaları da var. Bir de diğer taraftan deneyelim. Annemizin yavruları şu gördüğünüz sarmaşıklı ağaçların alt kısmındalar. Ama buradan da giriş yok. Buradan hiç yok hatta. Şimdi ellemeyeceğiz. Anne bir süre sonra yavruları az önce gösterdiğim açık alana getirecektir. Ondan sonrasına çaresine bakacağız. Anne orayı tercih ettiyse ellemeyeceğim dostlar. Hadi Allah'a emanet olun. Bu çocuğumuz yeni. Gel gel gel. Gençler siz sakin olun bakalım. Gel tatlım gel gel gel. Hemen ileride kulübelerimiz var. Şimdi onu biraz daha bu tarafa doğru çekmeye çalışacağız. Gel gel gel. Ben çok gidemiyorum. Şöyle göstereyim. Bizimkiler peşimdeler. Ürkütmesinler hiç. Uzakta değil. Bunları bir halledelim. Onu da bu tarafa doğru alacağız. Çocuklarımızı bir araya toparladık. Seslendik. Yeni canlar atılmış. Az önce ben araç kullanırken Bulut hemen alelacele çekimlerini yaptı. Çevrede demek ki daha başka canlar da var. İleriden ben bir ses duymuştum. Demek ki bunların sesiymiş. Şimdi bu onun peşine gidemiyoruz. Bütün sürü bizimle geliyor çünkü. Korkmasın diye. Önce burayı doyuracağız. Her zamanki gibi çevre kontrollerini yapacağız. Bulut kurumamaya götürdü. Ben de konserveleri götüreyim. Şu çocukları bir doyuralım önce. Ondan sonra ileri taraflara bir bakacağız. Başka neler var diye. Buraya bir karton serdik dostlar. Daha önce belirttim. Buradaki mama yedirdiğimiz tavayı ve bir kulübemizi çalmışlardı. Onun üzerinde hepsini toparladık. Bir yesinler, karınlarını doyursunlar. Ondan sonra yavruları alacağız. Ayrıyeten tekrar doyuracağız. Zaten yavru da kaldı. Sakin, sakin. Bu birbirlerine zarar vermiyorlar dostlar. İşte bu sıkıntı oluyor. Yani biz olmadığımız zamanı bir de düşünün. Bazen diyorlar işte hocam işte bir yedirmiyor, gitmiyor. Biz olmayınca ne olacak? Sahada ne yaşıyorlarsa onları sizinle paylaşıyoruz. Hadi bakayım afiyet olsun. Yavrularımıza ayrı bir yeri hazırladık. Bakın doyan çekiliyor. Bu çocuğumuz biraz zayıf, onu da buraya aldık. Ufak tefek olanlar burada karnını doyuruyorlar. Dediğim gibi dostlar hiçbirini aç bırakmıyoruz. Yavrular da doydu. İki grupta mamalar var işte. Bir orada. Bir de burada. Tamam. Şimdi mama yedekleme, suları doldurma işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Buradaki anne ve iki yavrunun yanına geldik. Buraya da bir örtünün üzerine mamalar açtık, konservelerini. Karınlarını doyuruyorlar. Diğer canları da uzak tutmaya çalışıyoruz. Çünkü anne tedirgin oluyor. Buraya da mama ve su yedekleyeceğiz. Bakın sular bitmiş. Dibini içiyor çocuk. Orada mama paketimiz var. Boşalmış. İşte bu şekilde. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bir taraftan su taşıyoruz. Bir taraftan yavru topluyoruz. Ben su getirmeye gittiğimde orada 3 tane yavru gördüm. Sonra Bulut'u alması için gönderdim. 4 tane getirdi. Bir tane daha var abi diyor. Şimdi onu almaya gidecek. İşte dostlar hep söylüyorum buralar ölüm kampları diye. Daha önce attıkları patır patır ölüyorlar. Bunlar annesiz yavrular. Anlatmaktan bıktım. Yaşamaları mucize olur. Bakın burada mucizeler var.
Mesela bu mucize, şu. Bunları büyüttük. Şu karşıdaki gülen çocuk gibi. İşte şu beyaz olan. Bunlar da bu kadar atılmıştı. İşte tek tük hayatta kalabiliyorlar. Şimdi bulut tekrar kalan yavruyu almaya gidecek. İşte yine doldurmuşlar etrafı. Anneleri yok. Sorsanız hepsi çok güzel çalışıyorlar. Evet. Bu dünyanın üstü de var, altı da var. Hiç kimse bu dünyada yaptıklarının bedelini ödemeden ölmeyecek dostlar. Hadi bakalım, afiyet olsun. Bu beyazlığı da şimdi getirdi işte bulut. Hepsini doyurduk. Şu 4, 5. 5'i de yeni. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bu kulübenin içerisine mama da yedekliyoruz. Burada yedirdik ki en azından kulübenin içerisine sığınsınlar. Uzaklaşmasınlar diye. İnşallah hayatta kalırlar dostlar. Ama hep söylüyorum. O araçlarda hastalık kapıyorlar. Özellikle bunu yapıyorlar. Yıllardır bu kurumların araçları temizlenmez ve dezenfekte edilmez. Hastalığı kapıyorlar. 3 hafta sonra göreceğiz. Bu hastalığın 21 gün kuluçka evresi var. 21-24 gün arasında değişiyor. O hastalık bulaştığında zaten kurtuluşu imkansız. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Biz mama ve su işine devam edelim. Güzelce doyurduk. Gel evladım. Gel. Gel. Bro, çocuk da yeni. Sizi çağırmadım ya ben. Sizi çağırmadım çocuklar. Az önce atılanlarla işte şaşkın. Ama insandan da korkuyor. Gel, gel, gel. Kaçıyordu olsa ne diyeyim. Bu yüzden işte her yere mamalar koyduk. Koymaya devam ediyoruz, yedekliyoruz. Tabii videolarda hepsini göstermem mümkün değil. Daha fazla peşinden gidip ürkütmeyeceğim. Az ileride mamalarımız var. Yine kulübelerimizin olduğu yerde, buralarda da mamalarımız var. Bu çöpleri iç kesimden toparladık. Alan yok. Ben ne yapayım? Hangi birini toplayayım? Çöp aracım yok ki benim. Görevler gelsin alsın dostlar. Yapacak daha fazla bir şeyimiz yok. Şu pisliğe bakın. İki kişi ancak bu kadar baş edebiliyoruz. Buradaki çocuklarımız doydu. Kulübelere mamalar yedeklendi. Şimdi su taşıyoruz sırayla. Bir ben, bir bulut. 3 tanesi kulübenin içerisine girdi. Bir tanesi yatıyor. İkisi burada. Diğer ikisi de burada. Bulut abiler şimdi su getirmeye gitti. Ben başlarında bekliyorum. Buraya da su açacağız ki uzaklaşmasınlar diye. Güzellikler. Aferin size. Merhaba. Güzellik. Kulübemizin içerisinde mamalar var. Sularını da yedekledik. Çok susamışlar. 3 tane de buraya su açtık. Arka taraflarda da sularımız var. Diğeri hala kulübenin içerisinde yatıyor, yorgun. İyi kurtardığımız 5 bebiş de burada. Bolca bütün kulübelerimizde, otağlarımızda her yere mamalar yedekledik dostlar. Burada. Karşıdaki kulübelerimizin içlerinde de mamalar var. Ama tabii yavrular burayı benimsediği için diğer kulübelere giremeyebilirler. Ama yan taraflara rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Hadi bakalım, Allah'a emanet ol. Sen de yüzünde geldi mi güzel çocuk? Bu da 3 aydır büyütmeye çalıştığımız canlardan çok şükür hayata tutundu. Hadi görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Onlar da 2 kardeş kaldılar. Bakın şurada bir siyah dişimiz var, onunla atılmışlardı. Diğer çocuklarımızın karnı tok. Bunların da konservelerini verdik. Hadi yedin mi? Kuru mamalarını da ağacın altına yedekledik. Hadi bakalım, afiyet olsun, korkmayın. Kalanları da diğer çocuklar yiyecek nasıl olsa. Aferin size. Bizim yetim canların yanındayız. Onların mamalarını hazırladık. Hepsi burada dostlar. Bir tanesi içeride. Yeni çalıların arkasında. Gel bakayım. Gel.
kurumamalarını yedekledik. Diğer tek bebiş de bunlarla arkadaş olmuş. Onun annesini göremedim. Şu an 6'sı burada, bir tane de o var. 7 taneler. Sularını da dolduracağız. Kurumamalar yedeklendi. Bugün şanslarına hava serin. Sakin, sakin. Bunlar... Kardeşler, kavga ediyorlar şimdi yaramazlar. Hadi afiyet olsun. Yavrumuz bugün tek geldi. Anne sanırım yiyecek aramaya gitmiş olabilir. Biz onun konservelerini açtık. Anneye de ağaçların altına mamaları yedekledik. Şimdi başına bekliyoruz, karnını doyuruyor. Afiyet olsun. Ya çocukları besledik. Dönüşte anneyi gördük, gelmiş. Biraz daha mama ilave ettik. Farklı noktalara da bıraktık. Çocuklar da geldi. Onlar da karnını doyursun. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Korkma. Çocuklarımıza ekmekleri doğradık. Şimdi Bulut da üzerine konserve açıyor. Şöyle güzelce bir karınlarını doyursunlar. Ondan sonra da otallarına mamalar yedekleyeceğiz. Hadi gel, sen de gel. Hala alışamadı yaramaz. Mama paketi işte boşalmış. Bu yedek bıraktığımız mamalar. Hadi afiyet olsun. Annemin sesi duyunca çıktı. Geldin mi kızım? Mamalar getirdim. Ama bebişlerinin yanına şimdi girmeyeceğim. Çok zor bir yerde. Bir de sabaha karşı yağmur yağdı. Her yer çamur. Berbat durumda. Bebişlerin de sesi çıkmıyor şimdi. Bir dahaki girdiğimizde bebişleri alıp çıkacağız. Ben annenin mamalarını getireceğim. Biraz içeriye yedekleme yapacağım. Konservelerini de açacağım şimdi. Annemize yine bolca mama yedekledik. Üzerine de iki kutu konserve açtım. Karnını doyuruyor. Şimdi boş paketimizi alıyorum. Doluyu bırakıyorum. Geçen sizinle paylaştım. Bebişler çok daha ileride. Buradan girip çıkması inanılmaz zor. Yarım saat sürüyor buradan gitmesi dostlar. O yüzden bebişlerin yanına gidemiyorum. Anne karnını doyuruyor. Bebişler zaten daha süt içiyorlar. Hadi bakalım. Allah'a emanet ol. Dediğim gibi ilk fırsatta bunların da yerini hazırlayıp almaya çalışacağız. Yavruları doyurduk. Kalanları da diğer çocuklara veriyoruz. Arka tarafımda da yetişkinler mamalarını yiyorlar. Kuru mamalarını yedekledik. Doydu mu göbüşler? Hadi bakalım. Afiyet olsun size de. Sen de doydun mu? Güzellik. Buradaki çocuklarımızın da kuru mamalarını koyduk. Onlara da konserveler veriyoruz. Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun. Yapabileceğimiz bu kadar dostlar. Aç olan yiyecek. Şimdi yuvalarına da, otağların içerisine de mamalar yedekleyeceğiz. Hadi afiyet olsun. Bunlar da 3 yetim. Şu uyuz canımızın tedavisi devam ediyor. Yaraları iyileşmeye başladı. Onların da yoğurtlarını verdik konserveyle beraber. Buraya ekmekleri doğradık, konserveleri üzerine açtık. Hazır. Seslendik. Neredesin, neredesin? Koş, koş mamaya. Diğerleri de koşarak geliyor. Gelin bakayım, gel, gel, gel. Gel ihtiyar, gel. İhtiyar delikanlı. Gel oğlum, gel. Buradaki çocuklarımızın mamalarını doldurduk. Onlar gelmeden hemen yavrulara mamalarını açalım. Bir yesinler. Ondan sonra sesleneceğiz. Büyükler gelip karınlarını doyururlar. Hadi afiyet olsun. Bebişler sesimizi duydular. Sizlere ne söyledim dostlar? Yakında anne bunları çıkartacak diye. Bir iki güne alacağız. Hadi geçin bakayım yerinize. Geç 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 geç. Çabuk 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 çabuk. Bıcırtılar. Size vaf. Gelin bakayım yerinize. Bakayım uslu çocuk var mı burada? Evet. Bir tane uslu çocuk var. O da bu. Geldik. Yoğurtlar geldi. Hepsi geldi. Gelemiyorum. Annemizin maması bitmek üzere.
Biz hemen bebişlerin mamalarını bir hazırlayalım tabaklarına. Şana vaf. Şana vaf, şana şana. Şana da vaf. İyi, suları bitmemiş çok şükür. Annemizin mamasını yedekledik. Bebişlere yoğurtlarını verdik. Üzerine de konserve açtık suyundan emsinler diye. Maalesef dostlar, bebişlerden bir tanesi melek olmuş. Çok üzgünüm. Ama bunları tahmin ediyoruz. Çünkü 10 tane bebişe annenin süt yetiştirmesi mümkün değil. Mümkün değil. Yani ne yapsın? Anne ne yapsın? Açlıktan ölmüyorlar ama bağışıklık sistemleri çöküyor. Dayanamıyorlar işte gariplerim. Neyse, onu biz aldık. Uygun şekilde gömeceğiz. Diğerlerini yaşatmaya çalışacağız. Böyle çok güzel görünüyorlar. Zaten güzeller. Ama işte bir sürü insan böyle hep böyle kalacaklarını zannediyor. Büyüdükleri zaman sonları sokak oluyor. Evet, çok güzeller. Çok seviyoruz ama keşke doğmasalardı. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Dayanılacak gibi değil. Bebişler, uyuyor muydunuz siz? Tombişlerim, tombişlerim, gelin bakalım. Sana, size de konserve deneyeceğiz bugün. Gel, 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 seni yanıma. Hareketlendiler artık. Tamam, tamam, anne doyuyor dışarıda. Anne yesin, size de vereceğiz. Hemen konserve getireyim, tabakta bakayım ne yapacaklar. Bebişlere konservelerini verdik. Annemizin de mamalarını yedekliyoruz. Annenin karnını az önce doyurduk ama konserve yiyor, yesin. Süt yapacak. Bebişler de sularından içiyorlar ilk defa. Hadi bakalım, afiyet olsun. Annemiz ve bebişlerinin yanındayız. Onların da mamalarını verdik. Gezmeye çıkmışlar. Hava serin olunca toparladık. Şu döbüşe bakın, şu döbüşe, döbüşe. Şişkolar. Hadi afiyet olsun. Biz annenin mamasını suyunu da yedekleyeceğiz. Aç kalmayacaklar. Doyurun karnınızı bakalım. Çocukların sularını doldurduk. Bulut da mamalarını verdi. Şişt, sakin, sakin. Sizi yaramazlar. Turuncu küpe. Yeni de o yüzden oluyor bunlar dostlar. İleride sıralarını bekleyenler var. Onları da vereceğiz. Dönüşte kontrollerini yapacağız. Mama bittiyse buraya tekrar ilave ediyoruz. Sen duydun mu? Afiyet olsun. Çocuklarımızın sularını doldurduk. Taze taze kaplar yıkandı. Şimdi Bulut abisi mamaları aldı. Hadi gelin bakalım. Her zamanki yerlerinde mamalarını vereceğiz. Karından doyacaklar, sularını içecekler. Değil mi Oloş? Hadi bakalım. Bir iki gündür de hava serin çok şükür. Yağmur da yağdı. Rahatladılar. Buraya da mamalarını vereceğiz. Değil mi güzellik? Gel, gel, gel. Hadi bakalım. Gelmeye devam ediyorlar. İşte bu kadar dostlar. Afiyet olsun çocuklar. Bolca mama bırakıyoruz. Hiçbirisi aç kalmayacak. Bu bölgedeki çocukların da mamalarını yedekliyoruz. Buraya paket bıraktık. Siz göremiyorsunuz, bakın çalıların içerisinden çıkıyorlar. Çevremde de canlar var. Sularını doldurduk. Geç bakalım. Burada mamaları var. Burada da bolca sularını bırakıyoruz. Hadi bakalım, afiyet olsun. Gelmeye devam ediyorlar dostlar. Hepsine yetecek kadar mama ve su bıraktık. Bu çocuk her zamanki gibi suların içerisinde oyun oynuyor. Hadi görüşürüz. Afiyet olsun. Buradaki çocuklarımızı unutmuyoruz. Onların mamalarını verdik. Biraz uzak duruyoruz. Bakın çocuklar toparlanmaya başladı. Yavrular konservelerini yediler. Yine şu çalı arkasında bekleyenler var. Onlar ürkekler, bizden sonra geliyorlar. Otağımızın içerisine mamalar yedik, yedekledik. Yine ağaç altlarına da yedek bırakıyoruz.
Afiyet olsun. Bunlar da hatırlarsınız orman bebişlerimiz. Yeni arkadaşları var. Üçü geldi, seslendim. Diğerleri de gelecektir. Mamalarını hazırladık. Kuru mamalar yedeklendi. Suları tazelenecek. Afiyet olsun. Sen öyle niye ters bakıyorsun? Yemeğini yesene. Bunlar en son gördüğüm 7 taneydi dostlar. Biraz uzaklaşıp bekleyeceğiz. Sanırım onlar da gelir. Hep bahsediyorum anneleri ürkek. Bakın en ufak harekette korkuyorlar. Bulut arkamda su dolduruyor. Hemen kaçıyorlar. Yaramazlar. Hadi afiyet olsun. Çocuklarımıza seslendik. Hepsi toparlandı. Mamalar verildi. Şimdi üzerine bulut konserve versin. Bir ortalık sakinleşsin. Geldin mi güzel kızım? Geldin mi? Tamam. Aferin sana. Ben de etrafı kontrol edeceğim. Orada suluk devrilmiş ama önemli değil. Burada otomatik suluğumuz var artık. Tankımız. İçi suyla dolu. İçine girip oynamışlar. Biz suyu tazeleyeceğiz. Vanasından boşaltıp taze su dolmasını bekleyeceğiz. En azından susuz kalmıyorlar. Bal kızımız burada. Hadi bakalım afiyet olsun. Ben de çevreyi bir kontrol edeyim. Bu 4 yavrumuzu yukarıya aldık. Bal kızı tutmaya çalışıyorum. O da yiyecek. Sen biraz bekleyeceksin. Önce bebişler bir yesin. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Çocuklarımızın hepsini doyurduk. Bir kısmı ileride ağaçların altında yatıyorlar. Bir kısmı burada aracımızın yanında. Kulübede olanlar var. Ben şimdi mamaları yedeklemeye başlayacağım. Bakın hepsinin karnı tok. Çok şükür. Yavruları da doyurduk. Onlar da burada arkadaşlarla beraber yatıyorlar. Bunların anneleri diğer tarafta. Bu beyaz olan onların arkadaşları değil mi? Bulut da suluğun yalağını temizliyor. Taze sular da olacak şimdi. Dediğim gibi dostlar mücadeleye devam ediyoruz. Bu bölgedeki bütün işlerimizi tamamladık. Bebişlerimiz tok. Yetişkin canlarımız ve orta boylar hepsi doydular. Kulübelerimize mamalar yedeklendi. Suluğumuz temizlendi. Ve yeniden su doluyor tertemiz. İstedikleri gibi içebilirler. Hatta isterlerse içine bile girebilirler. Değil mi oğlum? Gel seni de seveyim biraz. Gel benim oğlum, gel benim oğlum. Güzel güzel çocuklar. Bunlar geçen kıştan bu tarafa büyüyen canlarımız. Hadi bakalım çocuklar. Allah'a emanet olun. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu bölgedeki çocukların da mamalarını yetiştirdik akşam olmadan. Hadi geç kızım. Karnından doyuruyorlar. Aracımız suyla dolu. Sularını da değiştireceğiz. Önce bir mamalarını verelim. Onlar bir rahatlasınlar. Ya ne oldu? Sen sonra mı yiyeceksin? Hadi bakalım. Afiyet olsun. Ben de suları doldurmaya başlıyor. Otağlarımızın olduğu bölgeye yerleşen canlarımız da var. Onlar pek diğer canlara karışamıyorlar. Mamalarını verdim bolca. Konserveyle bir tava hazırladım onlara. Karınlarını doyuruyorlar. İlk defa da bu kadar yaklaşıyorlar. Mamanın hatırına. Otağlarımızın içlerine mamaları yedekledim. Böyle. Gördüğünüz otağlarda mamaları var. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bulut da dışarıda suları dolduruyor. İşte sularımız tazeleniyor. Kulübelerin içerisine de mamalarımızı yedekleyeceğiz. Siz doyduğunuzda geziyor musunuz? Ha? Yaramazlar. Siz bunları az önce doyurduk. Tamam kızım, tamam. İşte sularımız da tertemiz. Hazır. Onları toplayacağız çöplerimizi. Ah. Hadi bakalım siz de yatın. Buradaki mamalarımızı da yedekliyoruz. İş bölümü yaparak bulut mamaları yedekliyor. Ben suları taşıyorum. İşte çocuklar gelip sularını içiyorlar. Bütün kulübelerimize mamalar yedeklenmiş durumda. Hiçbiri aç kalmayacaklar. İçtirme suyunu kısım. Şimdi arkadaşların yanına gidiyor. Mamalımız bir üst tarafta.
orada karınlarını doyurduk. Bugünlük beslememizi de bitiriyoruz. İnşallah yollarda bir olumsuzlukla karşılaşmayız. Yine yüzlerce canı doyurmayı başardık. Hadi bakalım çocuklar. Görüşmek üzere. Dün tam sağ beslemelerimizi tamamladık. Bugün de bu bölgedeyiz. Hem çimleri biçeceğiz, ilaçlamalar yapacağız, mamalık yıkanacak. Canların bakımlarını yapacağız. Akşama kadar buradayız. Yine otallarımız ilaçlanacak. Anne ve yavrular, bunlar büyüdüler. Kulübelere geçtiler. Bulduğumuz yeni anne ve yavruları getirmek için her şeyin hazır olması gerekiyor. Çalışmaya başlıyoruz. Bir taraftan tankımızın suyunu dolduracağız. Hadi bakalım. Çocukları tekrar doyurduk. Değil mi? Siz de bize yardım edin bakalım. Ben şimdi şu yaprakları tırmıklayacağım. Ondan sonra ilaçlamaya geçeceğiz. Bunun üzerine ilaçladığınızda dostlar bakın alt tarafta virüs kalıyor. Siz ne yaparsanız yapın tekrar hastalık yayılmaya devam ediyor. Buradaki işlerimizi tamamladık. Bölge hep her tarafı biçildi. Sırt pompalarıyla dezenfektesi yapıldı. Kulübelerin işleri, altları ve tüm saha. Bu gördüğünüz bölge şu an kışa hazır durumda dostlar. Havalar yakında soğumaya başlayacak. Akşam güneşini de görüyorsunuz batmak üzere. Otuallarımız hazır. Bulduğumuz anne ve yavruları kurtarmak için. İçleri ilaçlandı. Topraklar değiştirildi. Ben sizlere her şeyi adım adım göstermeye çalışıyorum. Belki birileri örnek alır, yapar diye. Bakın. Karşıdaki otağımız da hazır. Mamalar, sular, her şey tamamlandı. Çok şükür. Burada hastalık namına bir şey olması mümkün değil. Ancak bu gördüğünüz arka taraflar, o bölgelere girmemiz takdir edersiniz ki imkansız. Komple diken ve çalılık. O bölgelerde yıllar önce bir sürü hastalıktan ölen canlar atıldı. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah buraya bir daha hasta can atılmaz. Çünkü burada yavrularımız da var. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şu an çocuklarımızın sağlığı yerinde. Sen ayrı mı istiyorsun mamalardan? Sen de mi ayrı istiyorsun? Biraz gülelim dostlar. Bebişleri çağırıyoruz. Bakın bebişler diye. Bu koca oğlan da gülüyor. Sen bebiş misin oğlum? He? Buradaki en bebek sen misin? Allah'ım yarabbim ya. Güldürdü bizi. Bebişler bunlar. Sen mamanı yedin ya. Bakın hepsi bebiş. Çünkü bunların hepsini aynı şekilde büyüttük. Bebişler dediğimizde yine öyle geliyorlar. Büyümeyen çocuklar işte. Şaka gibiler ya. Demek sen de mi bebişsin oğlum? Aferin benim bebişime. Sonunda bebişleri yedirmeye başardık. Bu beyaz çocuk da geldi. Cengiz Çetinkaya, Havva Kambak, Erkan Kaya, Gökhan Karakaş, Ahmet Gülseren, Esin Vildan Yazıcı, Tuğba ve Ali Kayı, Semanur Kopmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin.